davanın takipçisi, o da bizimle birlikte. Barış, sen başla istersen, çerçeveyi koy. Kısa zamanımız kaldı, derli toplu gidelim lütfen. Şimdi şöyle, birincisi Yurtar Özcan'ın bugün bir CHP ABD temsilcinin bir videosu vardı. Sezgin Baran Korkmaz hikayesini özetleyen. Ben de yakın dönemde, geçen hafta çarşamba ve bugün, Sezgin Baran Korkmaz'ın bilinmeyen bir dosyasını yazdım. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dolandırıcılık hikayesi ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında bu nedenle bir hüküm kuruldu yerel mahkeme tarafından. 5 yıl 10 ay hapis cezası. Fakat bugün yazmış olduğum şey de Sezgin Baran Korkmaz kendisini bu ilişkinin içerisine MİT müsteşar yardımcılarından bir tanesini, ben ona X dedim, biliyorsunuz kanun gereği böyle dememiz gerekiyor, soktuğunu söylüyor. Bir başka ifade var. Bu ifadede de sanıklardan bir tanesi, hatta bir olayı açıklayan bir tanesi, o da buna ilişkin bir takım veriler sunuyor. Ya gerçekten MİT'in içinde bazı isimlerle böyle bir ilişki kurulmuş, kötüye kullanan MİT mensubiyetini isimle kötü bir gerçek bir ilişki kurmuş, veyahut da bu şahıslar MİT'in adını kullanarak bazı dolandırıcılık işlerine girişmişler. Bunu bilmiyoruz, fakat bu işin içerisine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adının sokulduğunu görebiliyoruz. Şimdi Yurtar Özcan'la şunu konuşalım. Bütün bu fotoğrafa baktığımızda SBK hikayesi, çünkü bir Amerika'ya gitti ve ardından ilk şeyler oldu. Nereye doğru gidiyor? Şimdi aslında biraz önce Barış'ın da bahsettiği kısa belgeselimizi herkesin izlemesini öneririm. Sizlerle de yaptığımız programlardan da ciddi içerik yardımı aldık. Hatta başlığında sizden esinlenerek Sezgin Baran Korkmaz bile bile lades. Çünkü hakikaten benim bireysel olarak takip ettiğim 6 sene, daha böyle siyasi bir şekilde, daha yakın bir şekilde parti olarak takip ettiğimiz 4 sene dosya ve bile bile lades. Şimdi biraz önceki konuklarınızı da izledim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın, çok somut şeyler ortaya çıkacak. Yani Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz 15 Temmuz'da Avusturya'dan Amerika'ya getirildi. Herkesin yaptığı gibi ilk başta suçların hiçbirini kabul etmedi. Reza Zarrab da hiçbir suçu kabul etmemişti. 1,5 sene hapiste kalınca itirafçı olmaya karar verdi. Kaçma riski yüksek diye ve maddi gücü yüksek diye ABD Hazine Bakanlığı'ndan dolandırılan 134 milyon doların hala ve hala 100 milyon doları en az kendisinin kontrolünde olduğu için mahkeme kendisinin tutuklu olarak kalmasına hükmetti. 21 Eylül'de ilk duruşmasına çıkacak. Şimdi şöyle bakın, Sezgin Baran Korkmaz'ın maddi gücünü kullanarak yarattığı çok geniş bir network var Türkiye'de. Yani bu sadece kendisine PR görevi sunan gazeteciler ya da medya organları değil, ki kimlerle fotoğrafları olduğunu zaten görüyoruz. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın niçin benimle ya da sizlerle fotoğrafı yok da bazı insanlarla bir sürü fotoğraf var. Ki bu aslında sorgulanması gereken bir şey. İkincisi, burada beraber yargılandığı ABD vatandaşı olan suç örgütü üyeleri, onlar da defalarca buradaki süreçte Türkiye'de birçok şeyi bürokraside çok rahat bir şekilde para vererek, bazılarını çok detaylı anlatarak Sezgin Baran Korkmaz'ın çözebildiğini anlattı. Şimdi ben önceden de sizinle paylaştığım gibi, ben Sezgin Baran Korkmaz'ın bu kadar uzun sene hapis cezası almayı göze alabileceğini düşünmüyorum. Zaten o yüzden çok büyük cezalar veriliyor ki burada sanık statüsünde olan insanları artık yani psikolojik olarak kırıp onları suçunu kabul ettirmek ve kendinden daha büyük balıklar. Yurtar Özcan, pardon, özür dilerim. Evet. Araya giriyorum ama. Yani uzun süre dayanamayacağını ve kırdırılacağını düşünüyorum dediniz. Rıza Zarrab'da da aynı şekilde oldu. Bu kendisinin şahsi hesapları ve Amerika'yı ilgilendiren bölümleriyle mi ilgili olacağını düşünüyorsunuz? Yoksa Türkiye'deki bağlantıları üzerinden diğer başka bağlantılarına kadar uzayabilecek geniş perspektifte bir kırdırma mı?
Şimdi şöyle, uluslararası ayağı kesinlikle olan bir hikaye bu. Ama işin sonunda ne yazık ki işin temel noktası Türkiye. Yani sonuçta Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasi gücü de Türkiye'de, maddi gücünün büyük bir kısmı da Türkiye'de. Bunun sadece yurt dışında farklı amaçlarla, bazen başarılı, bazen başarısız bir şekilde böyle bir genişleme çabası içerisine girmiş. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın sadece ABD Hazine Bakanlığı'ndan dolandırdığı ve aklanılan 134 milyon dolar olduğunu düşünmüyorum ben. Yani kendisiyle alakalı yani hem açık kaynaklardan olsun hem bizim araştırmalarımızda gördüğümüz, sizlerle de önceden de konuştuğumuz bazı ABD yaptırımlarının derinmesi, onun dışında ABD'nin farklı zamanlarda yaptırım listesine koyduğu, bazen çıkarıp tekrar geri aldığı, İsrail'le iş adamı kisvesi altında bir uluslararası silah tüccarı var. Lübnan asıllı Venezuela'da bakanlık seviyesinde yükselmiş ve uyuşturucu ticaretinden dolayı ABD yaptırım listesine konmuş başka bir isim var. Onlarla olan ilişkileri. Yani bu mevzu göründüğü gibi sadece basit bir dolandırıcılık hikayesi değil. Türkiye'deki ayağı mutlaka ortaya çıkacaktır. Kendisine destek olan yani medya teşebbüsleri olsun, bürokrasi olsun, yargı, siyaset. Yani birebir kime destek aldıysa, zaten birebir kiminle ilişkili olduysa da kendisi kayda almış. Yani biz de Sedat Peker'i de izledikten sonra geçen sene itibariyle bu dünyada yani kriminal işlere girmiş insanların birbirleriyle ilgili birçok kayıt tuttuğunu öğrenmiş olduk. Yani bu zaten artık herkesin bildiği bir gerçek. Ben buradaki yargılama süreci başladıktan sonra hiçbir tahmin oyununa yer bırakmadan, birçok bilinmezin ortaya çıkacağını düşünüyorum. En baştan beri de öyle düşündüm zaten. Şimdi Yurtay Özcan, birçok bilinmezin ortaya çıkması başka bir şey. Tablonun yani bütün bilinmezlerin ortaya çıkması başka bir şey. Evet. Ama burada sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da çok konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri yargısı Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgilenecek değil. Kendi yolsuzluğuyla ilgilenecek. Eğer kendi yolsuzluğuyla bir bağı varsa Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgilenecek. Eğer Türkiye'deki yolsuzluklar Amerikan hazinesinin dolandırılmasıyla bir bağ içermiyorsa onu sormayacak. Sorum şu, Türkiye'deki bu ipuçlarını Sezgin Baran Korkmaz'ın yani bir takım isimlerle olan ilişkilerini kayda almış olmasını, bunları bir tehdit gibi kullanacağını ya da Amerika ile bir pazarlık unsuru olarak kullanacağını düşünüyor musunuz siz? Amerikan yargısıyla değil, Amerika Birleşik Devletleri'yle. Kesinlikle. Yani benzeri bir tabloyu biz Reza Zarrab yargılamasında da gördük. Yani Reza Zarrab hakikaten o kadar detaylı notlar almıştı. Yani siyasilerle, bürokratlarla olan yazışmaları sadece telefonla durmuyordu. Aynı zamanda onların fotoğraflarını da çekerek farklı yerlerde yedeklemesini bile yapmıştı Reza Zarrab. Yani bu insanlar rüşvet verirken, o siyasi gücü kullanırken karşılığında verdiği her şeyi öyle ya da böyle kaydalıyorlar. Ben benzeri bir tablonun Sezgin Baran Korkmaz olayında da yaşanacağını düşünüyorum. Size katılıyorum. Amerika günün sonunda kendisine dokunan, kendi kurallarını ihlal eden kısımlarla ilgili doğrudur. Ancak bu hikayenin yani Türkiye'de yaşanan, yaşanmış olan yani SBK nezdinde söyleyeyim yaşanmış olan birçok şeyde ABD'ye dokunuyor. Yani çünkü zaten o Türkiye'de devşirdiği o siyasi güç olmasa, bürokraside iş çözemese, yargıda iş çözemese, medyada kendisini böyle Robin Hood gibi gösterip Amerikalılarda kendisini yani kişisel olarak satamasa zaten bu işi yapamayacaklar. Bu 134 milyon doları aklayamayacaklar. Evet. Yani Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insanın Türkiye'nin çok önde gelen siyasi isimleriyle, iş insanlarıyla bile o kadar çok fotoğrafının olması inanılmaz bir şey. Ve bunda evet. Yani peki. Kendilerine gazeteci demek istemiyorum. Medyada yarattı,
parayla yarattığı o medyadaki o PR network'ün de mutlaka deşifre edilmesi lazım. Çünkü bu insanları gazeteci denmesi en başta sizler gibi gerçek gazetecilerin haklı olduğunu düşünüyorum. Peki Yurtar Hocam, bu biraz önce konuştuğumuz mesele. Şimdi siz diyorsunuz ya sadece bunun bir sürü boyutları çıkacak. Venezuela'dan uyuşturucu ticaretinden ki son dönemde Türkiye üzerinden nasıl büyük bir dünya pazarı kurulduğunu biliyoruz. Çok ciddi iddialar var. Limanlarla ilgili uçaklar. Nitekim Sezgin Baran Korkmaz'a ait bir uçağın da bu işlerin içinde olduğunu biliyoruz vesaire. Bir sürü detay çıktı. Bir önceki bölümde konuştuğumuz Levent Göktaş meselesi. Buna yorumunuz nedir? Ben merak ettim. Konuyla alakası yok da dinledim dediniz. Bir alaka kuruyor musunuz? Şimdi şöyle, Levent Göktaş tabii ben Ergenekon zamanından beri kendisini takip ettim. Yani kariyerinde, hayatta bulunduğu yer çok yukarı aşağı değişebilen, bir gün en tepede bir gün zindanda olan bir insan. Bu konuda açıkçası İnan Kıraç'ın hisselerinin kendisini devralması benim çok ilgimi çekmişti. Yani orada yaratılan bir hikaye vardı. Ne yazık ki o hisselerin devriyle alakalı söylenen şeylerin, basında yer alan şeylerin birçoğu da doğru değil. Yani o hisse devrinin nasıl olduğuyla alakalı doğru söylenmeyen, dışarıda bırakılan birçok detay var. O işe ilk önce niçin girildi, kimin isteğiyle girildi. Orada ben Sezgin Baran Korkmaz'ın da bazı şeyleri ilaki açıklayacağını İşte ben de şunu sormak istedim size. Evet. Şimdi tam da Sezgin Baran Korkmaz'ın 21 Eylül'de başlayacak ama Amerika'daki varlığı konuşulmaya başladı. Ne konuşacağı, ne konuşabileceği, ne konuşmayacağı, bütün bunlar konuşulurken Levent Göktaş meselesinin patlaması tesadüf müdür? Orada bir bağlantı kuruyor musunuz? O manada sormak istemiştim. Yani zamanlama olarak bilemeyeceğim. Yani sadece gözlem olarak şunu hissettiğimi söyleyeyim. Biliyorsunuz kirli vazifeler bazı insanlara veriliyor. O iş bittikten sonra o insanlar sahneden indiriliyor. Yani ben benzeri hikaye mesela Sezgin Baran Korkmaz'da da gördüm. Kendisinden bazı talepler olmuş, bazı istekler olmuş, gerçekleştirilmiş, onun karşılığında yurt dışına yollanmış ve Türkiye'ye geri gelmesi engellenmiş. Yurt dışında da tabii ki beklediğim gibi benim yıllardır paketlendi, Amerika'ya geldi. O yüzden benzeri bir hikaye, bu yani Levent Göktaş hikayesinde de olmuş olabilir. Sezgin Baran Korkmaz'ın hisselerini kimseye devretmeyip de Levent Göktaş'a İnan Kıraç adına vermesi mesela o zaman da bana çok garip gelmişti. Şu anda çok garip geliyor. Ama dediğim gibi o yani Nahum ailesi, İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz arasında yaşanan o olaylar alakalı hakikaten daha yapılması gereken çok araştırma var. Çünkü benim vakıf olduğum detaylar ve şu an ortalıkta gezen hikayeler arasında çok dağlar kadar fark var. Yani o üçlü ticaretin ilk talebi, yani öyle bir ticaretin yapılması talebi benim bildiğim kadarıyla İnan Kıraç'tan geldi. Ailesinin bilgisi dışında. Oradaki hedef şuydu. İnan Kıraç hisselerini Sezgin Baran Korkmaz'a verdi. Sezgin Baran Korkmaz kendisini şöyle ikna etmişti. Ya sen hisselerini bana verirsen ben, Nahumlar benimle ortak olmak istemez. Ben Nahumlardan o hisseleri geri alırım. Ondan sonra hepsini sana geri devredim. Zaten hikaye de orada oldu. İnan Kıraç da hisseleri verdi. Nahum ailesi de hisseleri verdi. Ama ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz o hisseleri geri vermedi İnan Kıraç'a. O süreçte İnan Kıraç ve ailesi arasında, İnan Kıraç ve kızı İpek Hanım arasında da ciddi gerginlikler, sıkıntılar olduğunu ben o zaman yaptığım araştırmalar sonucu öğrenmiştim. Ama yazılı açıklamalara bakıyorsunuz, bu detayların, bu önemli detayların hiçbiri yok. Ama dediğim gibi yani bu tür işlerde yani pis işi başkasına yaptırıp ondan sonra onları sahneden indirip bir sonraki hedefe doğru yürülüyor. Ben Sezgin Baran Korkmaz konusunda ve Levent Göktaş konusunda da böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yurtar Özcan, şunu soracağım. Biraz önce izlediğiniz İçişleri Bakanı'nın bu soru ısrarla kendisine sorulduktan sonra, çünkü İçişleri Bakanı şöyle önemli, Sezgin Baran Korkmaz'la son görüşen kişi belki de. Değil mi? 5 Aralık günü Sezgin Baran Korkmaz gitmeden önce İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Son görüşen kişi. Bir devlet tepeden aşağı bir karar aldı derken, bugün sonuçlara baktığında nasıl değerlendiriyorsun? Ne karar? Bu ne demek? İkincisi, Sezgin Baran Korkmaz, yani şimdi
500, sizin anlattıklarınızda sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde yayılmış bir ağdan söz ediyoruz. Ve bunun 132 milyon dolarlık bir ayağı Türkiye'ye gelmiş, ABD'den Türkiye. Bunu devletin bilmemesi, yani devlet unsurlarının, güvenlik unsurlarının bilmemesi mümkün mü? Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın bile bile lades dediğiniz için söylüyorum. Böyle olacağını bilen güçler sonunda bir karar aldık. Ve sonunda yurt dışına gidiyor ve ABD'ye alıyor. Nasıl yorumluyorsun bütün bunları? Bir karar aldık ne demek devlet? Ben isterseniz ikinci kısımdan başlayayım. Orada yani Süleyman Soylu çok net bir şekilde Tayyip Bey'i işaret ediyor. Yani Tayyip Bey'den emir geldi, biz de o emire uyduk deyip kendisini aslında bir kısmen temize çıkarıyor. Ha, doğru da olabilir. Doğru da olabilir. Niye doğru olabilir? Çünkü orada İnan Kıraç'ın tabii direkt Tayyip Bey'e olan erişime ve Tayyip Bey'i ikna edip bu işi temizlemesini istediğini zaten uzun zamandır biliyorduk. Takip de ediyorduk. Orada Süleyman Soylu sadece kendisine Tayyip Bey tarafından verilen bir talimatı gerçekleştirdiğini söyleyerek aslında kısmen kendisini temize çıkarıp sorumluluğu orada Tayyip Bey'e atıyor. Olay o. Yani bunu başka türlü anlamanın ben mümkün olduğunu sanmıyorum. Peki. Şimdi ne yazık ki Türkiye'de eskiden bütün eksikliklerine, noksanlıklarına rağmen ciddi bir devlet kültürü, ciddi bir bürokrasi kültürü vardı. Yani ben mesela Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokrasideki bazı anılarını bizzat dinlediğimde kendisinin üst seviyede bir bürokratken başbakanlarla, bakanlarla tartıştığı birçok şeye karşı direnç gösterdiğini bizzat dinledim. Türkiye'de artık öyle bir bürokrasi yok. Evet. Bakın ben Reza Zarrab davasını da takip ederken, Sezgin Baran Korkmaz'ı da takip ederken devletin içinde bazı bürokratların bu olaylarla alakalı, bu yanlışlarla alakalı sesini yükselttiğini biliyorum. Bazı raporlar yayınlandı. Masak'ta da olsun, MİT'te de olsun. Yani ama sonuçta siyasi irade o kadar güçlü ki o bürokrasinin tepesine bindiği için o siyasi iktidar, bürokraside doğru düzgün iş yapan kimi insanlar bile görevlerini gerçek anlamda yapamadı. Burada bürokrasinin hepsi %100 haklı da demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama verdiğim bir örnek daha vardı biliyorsunuz. Bu Mormon grupla beraber, işte Ermeni'nin mafyası Mormon grup, SBK, Türkiye'de bir banka kurmaya çalıştı. Banka kurulmasına BDDK tarafından o zaman izin verilmedi. Niçin verilmedi bilmiyorum. Belki doğru kanaldan gitmediler, o yüzden kuramadılar. Ya gerçekten o ekip buna karşı çıktı ama yani siyasi iktidar öyle bir çöktü ki Türkiye'deki bürokrasinin üstüne, gerçekten bu hataları engelleyebilecek insanların bile sesi yeterince çıkamıyor. Ama bakın insanlar hep bana soruyor. Yani Amerika tarafından bu işin yargılanmasını nasıl buluyorsun? Ben Türkiye adına bir utanç. Ancak kişisel olarak da şunu söyleyeyim. Benim kişisel olarak kanaatim adalet nereden gelsin? Gelirse gelsin benim kabulümdür. Yani eğer biz adaleti hak ve hukuku Türkiye'de temin edemiyorsak, yani bunu kim yapabiliyorsa yapması lazım diye düşünüyorum ben. Tamam, bir cümle kapatacağım artık Yurter. Özcan, şimdi önümüzdeki 21 Eylül dediniz, yargılama başlayacak. O sürece kadar biz şimdi çok kısacık ne beklememiz gerekiyor? Yani neyi göreceğiz bu süreçte? Kritik noktalar nedir? Yani şimdi açıkçası yani çok fazla bir zaman bırakmıyor savunma için. Ben hemen asli yargılamaya başlanacağını düşünmüyorum. Tabii her zaman bir anlaşma şansı ihtimali de çok yüksek. Yani Reza Zarrab 1,5 sene hapis yattı, anlaştı, ondan sonra bir 7 ay daha hapis yattı, ondan sonra Florida'ya geçti. Sezgin Baran Korkmaz zaten bir sene hapishanede geçirmişti, bir seneden biraz daha fazla Avusturya'da. Onun üstüne tekrar Amerika'da ne kadar hapis yatmayı göze alıyor ondan da emin değilim. Daha çabuk da anlaşmaya gitmek isteyebilir. Çok uzun zamandır yurt dışında Sezgin Baran Korkmaz, eminim bugüne hazırlamıştır kendisini. Eminim hazırlamıştır. Yani evet. Elindeki bilgi, belgeler, 1,5 sene yaklaşık İsviçre, Lüksemburg, Avusturya'da geçirmiş bir insan. Yani Reza Zarrab'dan daha hazırlıklı da çıkabilir potansiyel bir anlaşma süreci için. Yani ben açıkçası somut olarak tam ne çıkar o güne kadar bilmiyorum ama
Eğer anlaşma yapacaksa ben kendisinin Reza'dan daha hazırlıklı olduğunu, çünkü daha fazla zamanı olduğunu bugün hazırlanmak için kanaatim o yönde. Peki, çok teşekkür ederiz. Yurtar Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Washington temsilcisi.